Hatta dün akşam sevgili Ahmet Mücevi Başkan'ı da gördüm. Teşekkür etti yayınımızla ilgili, seçim akşamıyla ilgili. Dün mü? Ilgili. Sinan abi. Evet, dün Ahmet Mücevi Başkan. Bunu altyazı verelim yayınımızla arkadaşlar. Yayınımızla ilgili falan görüştük. Gün. Güzel, biz objektif yayın yaptık. Biz, çünkü biz kimsenin tarafında falan değildik. Ben de gittim, oy kullandım. Mesela kimi atacağımı da söyledim hatta ben. Biliyorlardı kimi attığımı da. Neyse. Medyada veya basında yıllardır hep bir şey vardır arkadaşlar. Şunu söylemek istiyorum. Sevgili Ahmet Nuçevi Başkan, çok güçlü olarak Beşiktaş'a geldiniz. Sizden ricam, bir Beşiktaş divan üyesi olarak, divan üyesi olarak, benim başladığım tarihten itibaren, 2000'den itibaren bugüne kadar Beşiktaş'ta yapılan bütün transferler, futbolcu transferleri, futbolcu maaşları, benim dönemimdekileri de bilhassa, menajer çağırın, sorun, anormal bir rakam görülürse falan açıklayın, kamuoyu da herkes görsün. Bak ne diyorum, benim dönemimde dahil 2019'dan itibaren, o zaman belki bir teşekkür falan edersiniz. 2019'da dahil, bakın 2000'den 2019'a buraya güne kadar, yani sizin yaptığınız 6,5 senelik falan, ya bir kamuoyu, bir insanlar bir görsün. Bir insanlar bir görsün. Yani ne yapılmış bu Sinan Engin 17 milyon dolar borçla 2004'te bu kulübü bıraktılar. Yani bunlar cepten kimse getirip de para koymadı. Doğru işler yaptığımızdan dolayı. Yani diyorum ki 2000'den 2019'a kadar eğer bu Beşiktaş'a bir iyilik yapmak istiyorsan, bu kamu kamuoyuna, bu Beşiktaş taraftarının hür iradesini, vicdanlarını, insanların rahatlatmak istiyorsanız bir açıklayın. Kimin dönemleri yazın, koyun internetlere. Ne dönemde ne aç harcanmış, ne menajerlik ücreti, ne yapılmış, maaşlar nasıl indirilmiş falandı filandı yapın. Kaç para kimlere ne verilmiş, rakamlar neymiş, alınmışız, kimler satılmış falan. Bunları kamuoyuna bir açıklayın, herkes bir görsün. Bir de o zaman da çok konuşuldu, hani bu millet yazıyor, çiziyor ya, 2003-2004. Arkadaşlar, ben bu takımın teknik direktörü değildim. Aziz Yıldırım benim dostum da olabilir. Teknik olarak bir teknik direktör, bir, yani ben mesela şampiyonlukta Galatasaray'ı, şey ne o, Fenerbahçe'yi şampiyon olmuş 8 puan biz Aziz Yıldırım'a vermişiz. Ya bunu nasıl yapabiliriz ya? Bu takım teknik direktörü 300 gün niye sormuyorsunuz? Futbolculara sorsanız. Bununla da ilgili bir komite o zaman kuruldu. Çağırdılar, da anlattık. Bir şey ya, araştırın. Ne varsa çağırın. Soralım. Önümüze koyun. Bilgi koyun, belge koyun. Bakın, bu kadar kolay mı Ertem? Bir futbol takımının şampiyonluğunu alacaksın. O futbolcular ben nerede? Ben almıyorum ki. Ya teknik olarak da yapamazsın, becerem. Bak bunu Sayın Cumhurbaşkanı bile yapamaz. Gerçekten ciddi alınacak bir şey değil yani. Tamam, ben de buradan söylüyorum. Türkiye'ye söylüyorum. Bütün Beşiktaşlara. Sayın Ahmet Nuçevi Başkanı şu an çok seviyorsunuz. Yazın 19 seneyi anlatsınlar, araştırsınlar. Versinler bir şirketlere. Şirketlere açıklasınlar. O zaman belki bu kulüp için neler yaptığımızı anlarlar. Bir dakika, Serdar Bilgili niye açıklamadı? Yıldırım Demirören niye açıklamadı? Fikret Orman niye açıklamadı? Ahmet Nur Çebi niye açıklamıyor? Demek ki bir şey yok. Şu... Abicim diyorum ben de. Demek ki bu. Yazıyor ya. Ha, demek yani, ki bu. Ay, yani yazıyor. Ben de boşa nefes tüketiyorsunuz. Ama öyle mi? Biz de kendimiz o zaman diyelim ki helal olsun desinler ya. Bizim dönemimizde yaptığımız transferlere bakılsın, rakamlara bakılsın, onlara bakılsın, ötekilere bakılsın, evet. Her şeye bakılsın. Sizin 6,5 senede ne yapıldığının da bakılsın. Hı. Hepsini koyun, herkes bir görsün diyorum ya. Bir görelim kim ne yapmış. Merak ediyorum ben Fikret Orman dönemini. Ben merak ediyorum, görmek istiyorum mesela. Koyun internetlere, görelim. Harcamalar, menajerlik ücretleri, bizim dönemlerimizi, önceki dönemleri, sonraki dönemleri. Halletti bakalım. Sizden ricam bu sevgili başkan. Bunu yaparsanız çok seviniriz. Öteki türlü yani kalkıp da yok 101'in hesabını verin. Niye sadece sizin? O zaman ben de şöyle bir şey söyleyebilir miyim? Televizyon kapandı. Televizyonları kuranlar. Neden bu kadar borçlar oldu? Televizyonu kuranlar tarafından Erken, söylüyorum. İsim vermiyorum. Boşver. Bak şimdi bizim konumuz değil. Şimdi bak, ben burada onu söylemek istemiyorum. İnsanlara çok kolay iftira atmak. Ben sosyal medya takip etmiyorum. Twitter'ım yok. Ama benim avukatım var biliyorsun. Esenler Ezgi, evet. Ve ordusu var. Esenler Ezgi'nin avukatı. Herkese dava açarlar Ertemciğim. Kim hakaret ediyorsa, kim iftira atıyorsa dava açarlar. Biz kime güveniriz bu ülkede? Savcılarımıza. Adalet hukuka. Adalet hukuka, savcılarımıza.
savcılarımız gerekeni yaparlar. Biz buna başka bir mecraya gidemeyiz biz. Evet. Anladın mı? Evet. Bir savcı yok abi. Başka türlü ben Twitter kullanmıyorum, cevap vereyim veya başka bir şey yapmıyorum. Dolayısıyla biz savcılara, avukatların verirler. 10 kişiye dava açmışlar geçen hafta. 5 kişiye mi ne yani? Esenler Hanım bakıyorlar. Esenler Hanım bakıyorlar. Sonra bana diyorlar ki bu ben görmüyorum. İşte bu şu şunu yazmış, bu bunu yazmış. Dava açabiliyorsunuz. Açın dava, uygunsa açın diyorum. Açarlar davalarını. Bakarız. Şimdi burada söylemek istedim. Bu kadar basit değil her şey. Yazalım, atalım, insanlar uğraşsınlar. Acaba mı falan yapmayın. Arkadaşlar yukarıda Allah var. Yukarıda. Bu kadar kolay mı? Beşiktaş burası. Boru değil. Beşiktaş camiasından kalkacak birisi şampiyonluğu verecek ha. Ayıp. Ya Lüçescu'ya niye ağzınızı açmıyorsunuz ya? Takım teknik direktörü diliyorum size ya. Hocası ya bu. Yani neyse. Konumuz o değil. Ben söyledim sevgili Ahmet Lüçebi. Her haftada bunu söyleyeceğim. Araştırın. Önce sizi ben de Fikret Orman dönemini merak ediyorum. 6,5 sene, 7,5 sene başkanlıktaki. Merak ediyorum transferleri, ücretleri kim ne almış. Merak ediyorum. Merak ediyorum bir divan üyesi olarak. İyice kulübe bildirim yapıyor. Bir şey mi? Ne o müracaat mı edeceğim? Buradan sesleniyorum.